Bütün suç benim. Yaptığım bütün tercihler. Her şey. Tek söyleyeceğin bu mu? Seçimlerin yanlıştı. Bu kadar basit yani. Annen gittikten sonra öyle bir karanlığa gömüldüm ki. Önce gittiği için, sonra seni benden alıp kopardığı için ona kızmıştım. Sonra her şeye kızmaya başladım. Her şey. Herkese. Öfkeden deliye dönmüştüm. Karşıma ne çıktıysa, kim çıktıysa yakıp yıktım. Sonra elime geçen o güç ve para kendimi kaybettirdi. Karşımda kimse durmaya cesaret edemedi, biliyor musun? Kimse bana dur demedi. Ama şimdi sen varsın. İstediğin zaman karşıma dikilip bana dur diyebilecek tek insan sensin. Şu halimi görmüyor musun Halil? Ne olur beni affet kızım. Seni affetmemi istiyorsan rahat bırak bizi. Çık hayatımızdan. Olmaz. Seni tekrar kaybedemem Halil. Kızım sana ihtiyacım var. Beni terk edersen hiçbir şeyin anlamı yok benim için. Anla, yalvarırım. Beni karanlığımdan sadece sen tutup çıkarabilirsin. Yanımda kal, yeni bir hayata başlayalım. Söz veriyorum, her şey çok güzel olacak. Seninle kalırsam ailemi rahat bırakacak mısın? Senin ailen benim. Soruma cevap ver. Seninle kalırsam ailemi rahat bırakacak mısın? Tamam, söz veriyorum. Sen yanımda olduğun sürece hepsinin peşini bırakmaya hazırım. Peki sen onları bırakmaya hazır mısın? Güvende olacaklarsa, evet. Yeter ki uzak dur onlardan. Çocukları almışlardır çoktan. Allah kahretsin ya, Allah kahretsin ya. Tamam, sakin. Eğer çocukları aldılarsa büyük abinin yanına götürüyorlardır. Yerini bildiğimize göre direkt gidip kafalarına çökelim. Olmaz olmaz. Çocuklar hala evde olabilirler. Tamam abi, o zaman sağ çek de ben ineyim, siz de eve devam edersiniz. Büyük abinin Esra'yı aldığımızı anlaması an meselesi. Anladığı anda ortadan kaybolacak. O zaman çocukları hayatta bulamayız. Çek abi sen. Savaş bir sus, otur oturduğun yere ya. Ya Savaş, delirdin mi? Ölümüne mi susadın? İntihara mı kalkışıyorsun ya? Otur. Savaş dur. Hadi in oğlum. Ne? Kardeşini yalnız bırakma hadi. Bak, bu büyük abiyi yakalamak için son şansımız olabilir. Hadi git. İyi de abi, sen ne yapacaksın? Çocuklar ne olacak? Sen beni merak etme. Ben hallederim. Sen şimdi kardeşin yanına git. Bak, farkında değil ama sana ihtiyacı var. Kardeşinle bütün bunlara bir son verebilirsiniz. Hadi git, vakit kaybediyoruz. Tamam. Baba. Dikkat et, olur mu? Sen de oğlum, hadi. Hadi bitirelim şu işi. Ben çok korkuyorum. Ben de. Thank you.
Çocuklar! Hadi açın kapıyı, yormayın bizi. Hadi canım. Çabuk, çabuk bana yardım edin, çabuk. Çabuk. Siz bilirsiniz. Açmazsanız biz de zorla geliriz. Şey. Geri çekil, yaklaşma! Koruyamadım onları. Çocuklar! Konuşmayın Mehmet Bey, yormayın kendinizi. Çocukları bulacaklar. Bak oraya haber verdiler. Tamam, her şey düzelecek. Çocukları koruyamadım. Aileme, daha doğrusu hiç kimseye bundan sonra zarar vermeyeceksin. Onları rahat bırakacaksın, değil mi? Söz veririm. Sana gerçekten güvenebilir miyim peki? Tabii ki güvenebilirsin. Benim için dünyadaki tek önemli şey sensin. Sana yalan söyleyemem. Ama sen de söz ver. Yanımda kalacaksın. Buradan birlikte gideceğiz. Söz veriyorum. Ama tek bir şey var. Nedir? Çocukları, Mehmet abiyi, Tilki'yi görmem gerek. Onlarla vedalaşmadan gidemem. Sonra nereye istersen gelirim seninle. Tamam ama...
Gitmeden izin ver bir kez sana sarılayım. Babanı bunu çok görmezsin herhalde. Ha? Söyleyeceğim ben gidiyorum diye. Abi içeride mi? Evet, içeride sizi bekliyor. Biz de geldik. Ne oluyor lan? Bir numara yapma, alırım façan aşağı. Ne oluyor burada? Bilmiyorum. Beni takip etmiş herhalde. Tilki sensin değil mi? Biz de seni arıyorduk koçum. Hoş geldin. Gir içeri. Ne sırıtıyorsun lan pişmiş kelle gibi? Geçir anladım ama sanırım geç içeri dedi. Bayanlar önden. Çocuklarınız için dayanın. Ambulans yolda geliyor. Anne geldiler. Çabuk çabuk çabuk. Hanımefendi bundan sonrası bizi bırakın lütfen. Lütfen. Mehmet abiye bir şey olmayacak değil mi? Kurtulacak değil mi? Burada yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Acilen hastaneye götürmemiz lazım. Arkadaşlar alın lütfen. Reyhan. Orhan. Nasıl olmuş? Anlat. Ben geliyordum alışverişten. Çocukların çığlıklarını duydum. Bir baktım çocukları kaçırıyorlar iki tane polis kılığındaki adam. Arkalarından koştum ama yetişemedim Orhan. Sonra buraya bir geldim baktım Mehmet Bey kanlar içinde yerde yatıyor. Ah be, ah! O büyük abi denen herifin işi bu. Herifçi oğlu ne yaptı, ne etti, kaçırdı çocukları sonunda. Baba, kurtaracaksın değil mi çocukları? İnşallah kızım, inşallah. Sonunda teşrif edebildin demek. Özür dilerim. İşim çıktı. Bilsen neler kaçırdın. Neyse, geldiğine göre artık işimize bakabiliriz. Neyin var senin? Hiç. Yorgunum biraz. Neyine yoruldun acaba? Topla kendini. Yeterince vakit kaybettik. Bence de yeterince vakit kaybettik. Osman Salim! Abdurrahman, Bekir, İsmail! Yok. Kimseden sessiz olup çıkmıyor. Bence bağırmaya devam et. Belki Azrail'in gelir. Azrail geldi bile abi. Biz ne güne duruyoruz? Adamlara bak bayağı prodüksiyon yapmışlar ya sandalyeler falan.
Sanırsın ki ayin yapacağız. Hala espri yapabilecek kadar iyi olmana sevindim Levent. Ne yapayım Meltem, alt mı yakayım? Yani Yusuf Yusufken panik dilime vuruyor demek ki. Yoksa korkudan 3,5 atıyorum. Allah kahretsin ya. Ya babama gideceğim. Bırakın beni. Kes lan zırlamayı. Nereye gidiyorsun lan sen? He? Baban mı kaldı? Çoktan gebermiştir. Yolun sonuna geldik. Gün hesap günü. Abilerin gülü. Ben size bir şey yapmadım. Savaş, seni ben büyüttüm. Sahip olduğun her şeyi ben verdim, unuttun mu? Doğru. Bana sahip olduğum her şeyi sen verdin. İçimdeki kini, nefreti, öfkeyi sen verdin. İntikam hırsını sen verdin. Ona karşılık da insanlığımı aldın benden. O da yetmedi, Duru'yu aldın lan. Sevdiğim kızı aldın. Geberteceğim seni. Duyuyor musun lan beni? Geberteceğim seni. Savaş dur. Aylin. Güzelim sakin ol. Her şey kontrol altında. Bulduk ki. Bize yaptıklarını fitil fitil burnundan getireceğiz. Hayır. Ona hiçbir şey yapmayacaksınız lütfen. Bırakın onu. Ne diyorsun lan sen? Lütfen sadece beni dinleyin, bırakın onu. O artık bize zarar vermeyecek. Aile. İyi misin sen? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu güzelim senin? Ha? Artık bize zarar vermeyecek. Bana söz verdi. Bir dakika. Sana söz verdi. Bu herif neden sana söz veriyor Aylin? Ha? Ayrıca hangi ara sana söz verdi? Daha da önemlisi, sen niye inanıyorsun bu adamın sözüne? İnanıyorum çünkü. O benim babam. Atlatacaksın. Dayan. Orhan. Çocuklarım bul Orhan. Onlara bir şey olmasına izin verme. Bulacağım. Merak etme sen. Bulacağım hepsini. Orhan. Ne olur bak. Bana bir şey olursa çocuklar sana emanet, tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz. Peki şimdi ne olacak? Ne yapacağız Orhan? Ne demek ne yapacağız Reyhan? Bulacağız o çocukları. Başka çaremiz yok. Yok artık, saçmalamayın ya. Halim bak, bana bak. Bu adam seni tehdit mi etti bundan anlat diye? Bak eğer öyleyse. Hayır Tilki, tehdit falan etmedi. Anlattıklarımın hepsi doğru, yemin ederim. O adam benim babam. Allah'ım çıldıracağım ya. Bana bak Aylin. Bu herif senin babanmış, değilmiş. İnan bana, hiç umrumda değil. Ben bu herifi öldüreceğim. Çünkü ben bir söz verdim. Ben Duru'ya söz verdim. Savaş yapma! Aylin çekil! Savaş bir dur! Savaş dur diyorum! Aylin sakin ol. Savaş bir dur oğlum sen de 2 dakika. Ya rahat bırakacak bizi, söz verdi. Onlara da söylesene hadi. Aylin doğru söylüyor. Artık bitti. Bütün o hesaplar, oyunlar, bütün o savaşlar, hepsi bitti. Yanlışlarım oldu biliyorum. Özür dilerim. Hayatının aşkını kaybetmek ne demek biliyorum. Ne olur beni affet oğlum. Oğlum deme lan bana! Sakin ol! Savaş dur diyorum! Bırak anlatsın. Ne anlatacakmış ya? Ben yıllarca bu herifin yalanlarını dinledim. Ne anlatacak daha? Savaş. Bırak anlatsın. Bırak anlatsın. İçimdeki karanlığın beni ele geçirmesine izin verdim. Hep
Hepinizi yaraladım. Kendi kızımı, hayatımın ışığını bile. Özür dilerim. Sen ne s**tsiz adamsın lan? Savaş! Lan! Aylin! Savaş! Bir numara yapmaya kalkma evlat. Ne olacağını biliyorsun. Kendi kızıma zarar vermek istemem. Sen de eldivenlerini giy. Çek o silahı Aylin'in kafasından. Çek o silahı! Kapa çeneni yoksa... Kandırdın beni. Yalan söyledin bana. Sen nasıl bir adamsın lan? Sen adam mısın ki lan? Ha? İnsan kızına bunu yapar mı? Allah hepinizin belasını versin. İnsan değilsiniz siz. Sen de yeter artık, bırak be. Ne istiyorsunuz bizden? Ya bırak bizi, bırak. Ha, yeter be. Öldüreceğim lan seni. Duydun mu beni? Kendi ellerimle geberteceğim seni. Zeynep, çok canım. Ne var Esra? İyi misin? Söyle. Korkma kardeşim. Kurtulacağız buradan. Tamam, tamam. Geliyoruz. Diğer misafirlerimiz gelmiş. Onları karşıladım. Benimle gelin. Bu sandalyeler kimin için? Tilki, Aylin ve Savaş. Başka çocuklar da var tabii. Ne güzel. Yalnız ölmeyeceğiz. Ne diyorsun Meltem ya? Ne ölmesi? Büyük abi biz buraya niye topladı sanıyorsun? Güçlerimizi alacak. Alsın, ne olacak ki? Savaşınkini de aldı. Bu başka. Gücümüzü kullanabileceği şekilde direkt kendine aktaracak. O zaman da... O zaman da ne Meltem? Ya anlamıyor musun? Gücümüzü, canımızı kendi canına katacak. Bu güç transferi de bizi... Nasıl yani? Ölecek miyiz? Meltem kes saçmalamayı. Çocukları korkutuyorsun. Hayır, kimse ölmeyecek Burak. Saçmalamayın, bir yolunu bulup buradan çıkacağız. Duydunuz mu abi beni? Yani hiç kimse bize bir şey yapamaz. Sonuçta hepimizin özel güçleri var. Herkes şimdi aklını başına devşirsin. Ne yapabileceğini düşünsün. Abi vallahi bize bakma. Bizim özel gücümüzü kullanabilmemiz için birbirimize dokunmamız gerekiyor. Ben de işe yaramam. Pas. Aslında bu durumda bir şey yapmaya en yakın kişi sensin. Sence denemedim mi ben Meltemciğim bunu? Ama bir şey oldu bilmiyorum. Kullanamıyorum işte gücümü. Başka bir çözüm yolu bulmamız lazım. Gürcan. Gürcan bize yardımcı olabilirsin. Gürcan bize şu an hatta bir tek sen yardımcı olabilirsin. Hadi ufaklık, topla kendini. Gördün mü? Gürcan. Hadi abisi. Kandırdın beni. Kızım dedin. Pişmanım dedin. Affet dedin. Aileme zarar vermeyeceğine söz vermiştin. Kızım, sen zaten benim ailemsin. Kes sesini. Aile deme bana. Hem sen ne anlarsın ki aile olmaktan ha? Senin kalbinde kendinden başka biri var mı sanki? Sakin ol. Sana zarar vermeyeceğim. Söz veriyorum. Ailemi benden alacaksın ve bana bir şey olmayacak, öyle mi? Kes artık zırvalamayı. Güç her şeydir Aylin. Güçlü olmak sahip olmaktır. Güçlü olmak hakim olmaktır. Bu çocuklar sayesinde baban dünyaya sahip olacak. Anlıyor musun? Kızına sahip olmanın kıymetini bilmiyorken bütün dünyaya sahip olmuşsun. Kaç yazar ya? Bana bak. Hayatım boyunca bugünü bekledim ben. Bütün çocuklar toplanmışken ve o kadar yaklaşmışken artık vazgeçemem. Bu yolun dönüşü yok Aylin. Üzgünüm.
Çek vur o zaman beni. Bu yoldan dönmeyeceksen vur. Eğer sevdiklerimin ölümünü göreceksen vur beni. Aylin hayır. Hemen şimdi öldür. Çünkü ailemin kılına zarar gelirse ben seni öldürürüm. Aylin çekil oradan. Ağır ol. Bak. Onu bırak beni al, tamam mı? Ben kaçmıyorum, buradayım. Abi. Alın şunları. Çek lan elini. Telefonlarını al. Al telefonu. Al o telefonu da. Aylin, gel bu tarafa. O heriften uzak dur Aylin. Gel bu tarafa. Yaklaşma o herife. Babasızlığa dayandım ben. Annem tuttu kollarımdan. Hadi kalk Aylin dedi. Kalktım. Annem öldü. Yine dayandım. Hiç tanımadığım insanlar sahip çıktılar bana. Tuttular elimden. Yine kalktım. Ama sen bugün beni öyle yıktın ki. Baba. Hayatım boyunca doğrulamam artık. Sen ne çeşit bir yaratıksın lan? Ha? Ulan senin yerin 7 kat dibine gömeceğim lan. İnsan kızına bunu yapar mı lan? Ha? Aylin'i ağlattın ya, bana bak bana. Sen ölmeden ölmeyeceğim oğlum. Sen ölmeden ölmeyeceğim lan. Bağlayın şunları. Gürcan, aferin oğlum. Hadi, hadi, hadi birazcık daha konsantre ol. Hadi oğlum. Hadi Gürcan'cığım, hadi. O tezgahı benim arkama doğru getirdin mi iş tamamdır. O falçatayı aldın mı buradan kurtulacağız. Hadi. Yapamıyorum, olmuyor. Olur oğlum, niye olmasın? Saçmalama. Hadi Gürcan'cığım, birazcık daha konsantre ol. Olacak bu iş ya. Bak, sakın vazgeçme Gürcan, tamam mı? Tek umudumuz sensin. Aferin Gürcan, aferin. Kızım, ne yapıyorsun sen? Kıvancı arıyorum. Telefonu kapalı. Ne istediler ki el kadar çocuklardan? Yani gücü olsa da çocuk, olmasa da çocuk bunlar. Nasıl kıydılar ki bu çocuklara? El adamlar götürürken çocukları öyle bir feryat ettiler ki... böyle çığlıkları hala kulağımda. Reyhan teyze, Reyhan teyze diye. Böyle gözümün önünden gitmiyor bakışları falan. Tamam be ya, merak etme. Kurtaracağız hepsini. Mehmet'e söz verdim. Onun çocuklarını kavuşturacağım. İyi de nasıl? Nerede olduklarını bile bilmiyoruz ki oran. Özür dilerim Tilki. Ben sandım ki... Aylin ağlama. Senin bir suçun yok. Kızın hayal kırıklığına uğratan o ***'in ağlaması lazım. Hepsi benim yüzümden. Benim yüzümden yakalandınız. Senin suçun falan yok. Tam boş yere üzme kendini. Hiçbirinizi bırakmam. Ben varken aileme bir şey yapamazlar. Hadi götürün şunları. Ne yüzle arıyorsun sen beni? Kıvançları tuzağa düşürdün değil mi? Ne sandın ya? O küçücük beyninizle bizi oyuna getirebileceğiniz mi sandın? Mehmet abiyi vurdular. Gözün aydın. Öldü mü? Haberin yok mu gerçekten? Öldü mü? Cevap ver. Hayır. Ameliyata aldılar az önce. Esra hocam bak. Neredeyseniz söyleyin. Babamlar gelip alsın çocukları. İyi bir şeyler yapmak için hala bir şansınız var. Ne oluyor Esra? Kimle konuşuyorsun? Bu aile bizim yüzümüzden yeterince acı çekti. Bakın ben çok pişmanım. Çok geç olmadan siz de vazgeçin. Ne olur. Bırakın insanların yakasını. Bırakın da mutlu olsunlar artık.
Esra, ne oluyor dedim. Üzgünüm, yapamam. Hocam. Mehmet'i sen mi vurdurdun? Ha, o mesele. Ufak bir iş kazası oldu diyelim. Büyütülecek bir konu değil. Durumu oldukça ağırmış. Ben bu yolda kızımı feda ettim. Yıllardır görmediğim kızımı tek kalemde silip attım. Sen şimdi karşıma geçmiş 3 kuruşluk yalan aşkının hesabını mı soruyorsun bana? Kendine gel. Yoksa seni de harcarım. Duydun mu? Şimdi git yüzünü yıka. Ağlayan kadın gördün mü midem bulanıyor. Amirim. Hah. Bana bakın. Çocuklar kaçırılmış. Hemen bütün birimlere haber verin. Her taşın altına bakılacak. Jandarmaya da haber verin. Gerekirse zabıtaya bile haber vereceksiniz. Babalarına söz verdim. O çocuklar bulunacak. Anlaşıldı mı? Merak etmeyin amirim. Hadi gidelim. Hah. Reyhan. Mehmet ameliyattan çıkınca haber verin. Orhan. Dikkat et. Tamam. Hadi.